Merhaba arkadaşlar. Kişi koruma 3. dersimizde sıra. Korumanın temel vasıfları. Önemli kişiyi korumak ve kaçırmak asıl amaçtır. Kaçış istikameti ve güvenli yer hazır tutulmalıdır. Önemli kişi koruma esaslarını bilmelidir. %100 koruma hiçbir şekilde yoktur. Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır. Koruma görevi önemli kişiyi engellememelidir. Korumalar önemli kişinin hayat tarzına uymalıdır. Koruma planı ve araç gereçler hazır olmalıdır. Koruma teşkilat ve organizasyonu yeni durumlara uyabilmelidir. Koruma şekli bilinmelidir. Koruma süresi bilinmelidir. Koruma planı ve düzenine müdahale edilmemelidir. Ekip ruhu ön planda olmalıdır. Koruma aracı ve şoförler hazır durumda bulunmalıdır. Koruma personeli sadece koruma yapmalıdır. Diğer birimlerle işbirliği yapılmalıdır. Saldırıya açık noktalar dikkatli değerlendirilmelidir. Giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır. Farklı saatlerde ve farklı güzergahlarda. Kaçış yönü açık tutulmalıdır. Haberleşme sistemi kodlu ve anlaşılır olmalıdır. Korunan birden fazla kişinin bir arada bulunduğu durumlarda en üst düzeydeki koruma düzenine tabi olunmalıdır. Basınla ilişkiler uyumlu olmalıdır. Koruma çemberleri. Önemli kişi fiziki engeller ve personelden oluşan iç içe engellerle korunmalıdır. İç halka korunan kişinin hemen yanındadır. Yakın koruma ekibi tarafından oluşturulur. Buraya sadece önemli kişiye ulaşması gereken kişiler alınır. Orta halka iç çemberin etrafında oluşturulur. Üniformalı personel, istihbarat elemanları, karşı atak timi, yerel kolluk elemanları, bomba uzmanları bulunur orta halkada. Dış halka savunma hattıdır. Resmi kıyafetli kolluk tarafından oluşturulur. Fiziki engeller yoğun şekilde kullanılır. Yaya koruma teknikleri ve düzenleri. Korumanın amaçları ve aşamaları, yakın korumanın amacı, korunan kişiye her türlü tehdit ve kişinin vücut bütünlüğünü bozacak her türlü durumdan suikast, saldırı, silahlı saldırı, ölüm tehditleri, rehin alma, kaçırma, sabotaj, trafik kazası korumaktır. İkinci amacı korunan kişiyi utandırıcı, rahatsız edici, küçük düşürücü, zor durumlara düşürmek, bağırmak, tükürmek, elbiselerinin kirlenmesi, ayağının tıkılarak düşmesi, yumurta, domates ve benzeri madde atmak, arabanın kapısına ayağının elbisesinin sıkışması, başının çarpması durumlarında kendi hastalıklarından yeri geldiğinde tedavisine yardımcı olmak, ilaçlarını zamanında kullanmasını sağlamak, her türlü kazayı ve trafik kazalarına karşı korumak, mahremiyetini başkaları tarafından duyulmasını istemediği özel hayatla ilişkin bilgileri korumak zorundadır. Korunan kişiler yürürken yakın çevrelerine pek dikkat etmezler. Kafaları sürekli meşguldür. Bu nedenle ayakları takılabilir, düşebilir. Yaşlı olanların kemikleri zayıf olduğundan düşme sırasında kırılabilir. Yakın koruma görevindeki aşamalar, muhtemel beklenen tehlikeler, tehlikesiz güzergah seçimi, muhtemel tehlikenin kaldırılması, mevcut tehlikenin ortadan kaldırılması. Yakın koruma personeli, yakın koruma ekip amiri, yakın koruma görevlileri, şoförler. Koruma personeli sayısına bağlı olarak yaya koruma düzeni. Bir personelle koruma, bu bir refakat korumasıdır. Seviyesi düşük tehdit durumunda kullanılmaktadır. Bir personelle koruma yapıldığından 360 derecelik bir koruma sağlar. Koruma görevlisi VIP'nin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür. VIP'nin utandırıcı durumlardan korur.
İki personelle koruma, her iki personel 360 derecelik alanı kontrol edecek şekilde bölüşerek her personel 180'er derecelik alanı kontrol eder. Öndeki görevli öncü görevi de görür. Tehlike anında bir görevli korunması gereken şahsı korurken ikinci görevli dikkatini tehlikeye verir. Üç personelle koruma, her koruma personeli 120 derecelik koruma sağlar. Genellikle yoğun alanlarda kullanılır. Tehlikeli alanlardan geçerken koruma amiri dikkatini önemli kişiye verir. Saldırı anında koruma amiri VIP'yi kaçırmakla görevlidir. Kaçırdığı yönde saldırının geldiği yönün tam zıt yönüne kaçırmalıdır. 4 personelle koruma, koruma amiri dikkatini önemli kişiye yöneltir. Diğer koruma görevlileri tüm alanı gözetleyecek şekilde 120 derecelik alanı kontrol ederler. 5 personelle koruma, koruma amiri dikkatini çemberin içine ve korunan kişiye yöneltir. Diğer koruma görevlileri tüm alanı gözetleyecek şekilde 90 derecelik alanı kontrol ederler. İdeal koruma düzenidir. Baklava, kare ve V düzenleri uygulanır. Çoklu koruma düzeni, bu koruma düzeni maksimum koruma sağlar. VIP'ye yönelik saldırı riskleri en üst düzeyde kabul edilir. Tehditlere karşı operasyonel koruma düzenidir. Devlet başkanları, başbakanlar gibi VIP'lere uygulanır. Özellikle kalabalığın çok yoğun olduğu yerlerde tercih edilir. Tüm koruma elemanları cepheleri dışa dönük gerekirse kol kola yürür. Saldırı anında VIP'yi kaçırma. Önemli kişi koruma halkası denilen fiziksel engeller ve personelden oluşan iç içe engellerle korunmalıdır. Amaç meydana gelen bir tehdidi iç halkalara gelmeden yok etmek. Önemli kişiye herhangi bir saldırı olduğu takdirde saldırının farkına varan korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nereden geldiğini bildirmeli. Tehlikenin nereden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılmalıdır. Önemli kişinin yönü 12'dir. Sağ tarafı 3, sol tarafı 9, arka tarafı 6 istikametini gösterir. Önemli kişi her zaman saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır. 12 yönünden bir saldırı olduğunda 6 yanı yönüne doğru kaçırılmalıdır. Önce istihbarat çalışması. Korunan kişinin programı dahilinde veya program dışı gideceği güzergah ve mevkide güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla önceden yapılan güvenlik için araştırma, planlama ve faaliyetler bütününe denir. Bütün güvenlik hazırlıklarının koordine edilmesinden sorumlu kişiye öncü ekip amiri denir. Öncü ekibin yapılanması, korunanın tehdit seviyesi, oluşturulan konvoy şekli, eldeki personel sayısı, sahip olunan maddi imkanlar ve mali kaynaklar. Yetkili öncü korumanın sorumlulukları. Ziyaret edilecek tüm mevkilerden ve ekibin yapacağı tüm faaliyetlerin idaresinden sorumludur. Mevkiin tetkik elemanlarını denetler. Koruma ekibiyle koordinasyonu sağlar. Koruma amiri ve yardımcısı ile öncü güvenlik arabasındaki öncü korumaya bilgi verir. Öncü çalışmasını yazılı olarak koruma amirine rapor eder. Mevki tetkik elemanlarının sorumlulukları, öncü ekibin sorumluluğu altındaki tüm sahayı önceden tetkik etmek, yapılan tetkikin ayrıntıları hakkında yetkili öncü korumayı bilgilendirmek.